3 pedaldan herkese selam arkadaşlar. Yeni bir testte karşınızdayım. Yanımda 3. nesil makyajlı Citroen C3 var. C3'ü 2016 yılında Sinop'ta bir lansmanda test etmiştim. İlk geldiği zamanlar. İlk lansmanlarımdan biriydi hatta. Çok da güzel bir lansman olmuştu. Kendisini ilk Türkiye'ye indiğinde böyle 150-200 km kullanmıştım. Oldukça da beğenmiştim. Şimdi makyajla birlikte neler gelmiş birazcık onlardan bahsedelim. Sonra da hemen içine geçelim çünkü hava çok soğuk. Öncelikle makyajla birlikte şimdi Citroen marka olarak bu tarz böyle sınıfının daha marjinal tasarımlarına ev sahipliği yapan bir modeli. Genelde işte C3, C4, bundan öncesinde Cactus, C5 vesaire gibi hani sınıfında farklı tasarım diline sahip olur hep ve bence ya benim hoşuma giden bir şey bu. Şimdi buradaki iki parçalı tasarım yine devam ediyor ama makyajla birlikte şuraya bir detay gelmiş. Normalde bu ayrı duruyordu. Burada birleştirilmiş. Bence güzel duruyor. Aynı zamanda artık bu far grubumuz tamamen LED geliyor her paketinde. Tabii ki kendisi Shine en üst donanım paketimiz. Onlardan detay olarak bahsedeceğim. Citroen marka olarak da model bazında kişiselleştirmeye, özelleştirmeye önem veren bir marka. Normalde 34 veya 36 farklı şekilde kombine edebiliyordunuz bunun renklerini. Şu anda 97'ye çıkmış bir şekilde. Yani 7 tane gövde rengi var. İşte tavanında detay var, onu göstereceğim. 3 farklı şekilde tavana böyle döşemeli bir şeyler alabiliyorsunuz. Renklere eklenen 2 farklı renk var. Mavi ve bu iksir kırmızı dediğimiz şu an üstünde olan kırmızı. Tavan rengi vesaire gibi aslında çok farklı şekilde kendini kombine edip kişiselleştirebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. Tabii segmentte hitap ettiği müşteri kitlesine baktığınızda bence gerçekten düşünülen, özel düşünülen bir şey. Şimdi burada hemen tasarımda dikkatimizi çeken şey airbump'lar. Airbump'lar Citroen'in aslında patentini aldı. Citroen'in bulduğu bir şey. Citroen bu tarz şeyleri seviyor. Bu sadece görsel bir şey değil, gayet de işlevsel bir şey. Fonksiyonel yani. Bunu kapıyı açtığınızda buralar işte atıyorum kaldırıma, başka bir yere değmesin diye darbeyi sönümleyen bir şey. Bunları da detay olarak değiştirebiliyorsunuz, farklı alabiliyorsunuz. Bu airbump güzel düşünülmüş bir şey. Yine B segment olmasına rağmen kendisini crossover gibi gösteren dodikleri var. Siyah dodikler. Bunlar da güzel görünüyor. 16 inçlik çelik alaşım jantlarımız var. Elmas kesim dediğimiz böyle papatyayı andırıyor. Güzel görünüyor. Şöyle devam edelim. Burada böyle taşlama yapılmış gibi, soldurulmuş gibi bir sticker. Bayağı bildiğiniz sticker gibi bir detay var. Bu arada B segmentinde yine 4 metrenin altında kalmayı böyle 2-3 milimetrelik bir farkla 4 metrenin altında kalmayı başaran B segmentlerinden birisi. Hemen arkaya gelmişken arkada makyajla birlikte çok fazla bir değişiklik göremiyoruz. Normal standart bagajına baktığımızda da yine değişen bir şey yok. 300 litrelik bir bagaj hacmi var. Kare burada herhangi bir atraksiyona zaten gidilmemiş. Yükleme eşiği de çok fazla alçak değil. Ama yine de hani bir seviyenin olduğunu bilmekte fayda var. Benim dizime doğru geliyor. Burada yüklerinizi indirip bindirirken çok fazla zorlanmazsınız ama bir eşik olduğunu söyleyeyim. Yine sert pandizotumuz var. Benim meşhur detaylarımdan birisidir sert pandizot. Burada yemek yemeyi severim böyle. Bu da kancalıymış. Değişik bir sistem. Bagajın iki tarafında da elinizi koyabileceğiniz yer var. Yani iki solaklar ve sağlaklar da düşünülmüş. Çok fazla üşüdüm. Bagaj kapağı oldukça hafif. Tek elle kapatabiliyorsunuz. Hadi gelin hemen arka koltuklarına bakalım. Sonra ön koltuklar ve sürüşüne geçelim. Arka kapı oldukça geniş açılıyor. Yani açılma oranı yüksek. O yüzden buraya çocuk koltuğu falan bağlarken zorlanmazsınız. Gelin arka koltuklara geçelim. Şimdi arka tarafa geldiğimizde benim boyum 1.85. İşte artık ayakkabıyla 86-87 her neyse. Tabii ayakkabıya göre ayarlamıyoruz da önü. Boyum 1.85. Ön koltuk bana ayarlı. Şu anda arkada oturuyorum. Birazcık dik bir pozisyonda oturuyorum. Koltukların yapısından kaynaklı olarak. Dizlerim ön koltuğa değiyor. Burada bir diz mesafesinden bahsetmem birazcık olanaksız. Çünkü dizlerim değiyor. Rahat mıyım? Çok rahatım. Çünkü koltuğun içi yumuşacık. Bayağı yün kaplı burası. O yüzden bacağımı istediğim gibi sokabiliyorum. Burada da bir oyuk oluşturulmuş zaten. Dizlerim tam olarak oraya geliyor. Beni rahatsız etmiyor. Baş mesafesi olarak baktığımızda gayet ideal. B segmentinde. Buraya da bir sunroof olmadığı için zaten rahat oluyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum baş mesafesinde. Cam yüzeyi olarak da geniş olduğu için bence burada ferah bir ortam var. Ön tarafı da gayet rahatlıkla görebiliyorum. Herhangi bir kol dayama vesaire bir şey konulmamış ama asimetrik olarak bu koltuklar yatırılabiliyor bagaj hacmi için. Aynı zamanda ön koltukların arkasında cep düşünülmüş. Arka yolcular için herhangi bir havalandırma menfezi bulunmuyor fakat burada iki tane bardaklık bulunuyor. Makyajla birlikte arka kapılara cep gelmiş. Bu güzel bir detay. Cepleri de size gösteririz. Gayet ufak şişelerinizi alabiliyor. Bence arka taraftaki yaşam B segmenti için yeterli diyebiliriz. Gelin ön tarafa geçeyim. Burada iki yetişkin oldukça rahat yolculuk yaparsınız. Özellikle hani şehirler arasında yolculuk yaparsınız. Ona emin olabilirsiniz. Hadi gelin öne geçelim. Evet.
Ön tarafa geldiğimizde öncelikle size şöyle PSA grubunun anahtarını göstereyim. Bu anahtar alışık olduğumuz bir PSA grubu anahtarı zaten. Ve makyajla birlikte bir anahtarsız çalıştırma sistemi gelmiş buraya. Fakat ne yazık ki buradaki boşluğa bu tuş yerleştirildiği için buraya herhangi standart iPhone 7'niz, iPhone SE'niz bile sığmıyor. Kaldı ki artık telefonlarımız çok fazla büyüdü. O yüzden buraya işte çakmak, anahtar vesaire koyabiliyorsunuz. Ancak yani burada bir alan çalınmış. Gerçekten çalınmış. Ama tabii onun yerine bir anahtarsız giriş sistemi getirilmiş. Yine de start stop tuşunun şuraya yerleştirilmesini isterdim. Onun dışında koltuklar çok rahat. Bu Citroen'in konfor paketi dediği, yani donanım paketi değil ama konfor üzerinden şekillendiği bazı özellikleri var. İşte atıyorum C5'teki kademeli süspansiyon vesaire gibi. Bunda o yok ama bundaki koltuklarda Citroen'in işte konfor algısını destekleyen şeylerden birisi. Bir kol dayama gelmiş. Güzel bir detay. El freninin altında bir göz var. Burada da birazcık yarım bardaklar için bir bardaklık var. Vitesin göstergeleri burada. Vites topuzu da yine PSA grubundan alışık olduğumuz bir vites topuzu. Kullanımı gayet oldukça kolay. Ergonomik diyelim. Burada birkaç ergonomik hata demeyelim ama eksiklik var. Mesela ayna ayarlama tuşu burada olduğu için dikiz aynanızı ayarlarken şu hareketi yapıyorsunuz. Şimdi bu hareketi yaptığınızda da aynanın gördüğü yeri o sıra sürüş esnasında gördüğünüz gibi görmüyorsunuz. Yani siz aracı böyle sürüyorsunuz ama ayna ayarı yapmaya çalıştığınızda böyle yapıyorsunuz biraz. O bir ufak ergonomi hatası ama çok da elzem bir şey değil aslında. Yani ayna ayarlarınızı yapmakta da zaten zorlanmıyorsunuz. Genel olarak yukarıdaki malzeme zaten sert ama hani kalitesiz hissettirmiyor. Altlarda da sert plastik var. Torpido gözü de bence oldukça geniş, yeterli bu segmentte. Corsa vesaire gibi gayet geniş bir torpido gözüne sahip. Kapılarda en sevdiğim detaylar bu böyle çanta kulpu gibi yaptıkları kapı tutamaçları var. Ben bunları çok seviyorum. Kapı cepleri de oldukça geniş. Burada belki bir özel bir istek olabilir markaya karşı. Yapılmayacağını falan biliyorum ama Kaktüs ilk çıktığında benim adıma, yani Emrecan Yıldırım adına bu işe başladığımda ilk çıkan test aracı bir Citroen Kaktüs'tü ve Kaktüs'ün ilkini hatırlarsanız koltuklar birleşik ön koltuklar, eski Amerikan otomobilleri gibi. Ben onu çok seviyordum. Yani yeni bir otomobilde öyle bir koltuğun olmasını çok seviyordum. Bence C3'e de yakışırmış öyle bir şey. Yani bu el frenini ve kol dayamayı buradan iptal edip bu koltukların tamamen bir bütün olması, yekpare olması güzel olurmuş. Farklılık katarmış ve Citroen bu farklılıkları zaten seviyor. Lafı uzatmadan ben direkt olarak sürüşüne geçeyim ve geri kalan detaylardan sürüşünde bahsedeyim. Bu arada burada da ahşap görünümlü bir detay var ki otomobile güzel bir kokpit görünümü katmış diyelim ve hadi gelin sürüşe geçelim. Evet, Citroen C3'ün içine geçmiş bulunuyorum. İçine geçer geçmez öncelikle kokpitten, görüş açılarından bahsediyorum bildiğiniz üzere. C3'ün görüş açılarıyla alakalı herhangi bir problemi yok. Aynalar oldukça rahat. Ön görüşünüz, arka görüşünüz, keza kör noktalarınız oldukça açık görünüyor. Zaten paketimize özgü gelen kör nokta uyarı sistemi de yer alıyor. Güzel de çalışıyor. Kör noktanızı oldukça rahat görebiliyorsunuz. Oturuş pozisyonuna gelecek olursak da Citroen'lerde genelde güzel bir oturuş pozisyonu yakalayabiliyorsunuz aracı ilk bindiğinizden itibaren. Direksiyonunda güzel bir derinlik ayarı var açıkçası. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir derinlik ayarı var. O yüzden direksiyonda böyle tam olarak kucağınıza alabiliyorsunuz. Gayet güzel bir oturuş pozisyonuyla yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ben C3'ün aslında Kaktüs'te de birazcık bu tasarım dili vardı. Bu düz konsol tasarımını, düz görüntüyü oldukça fazla seviyorum. Zaten hani yolculuk yaparken de güzel hissediyorsunuz. Hani kokpitte kendinizi rahat ve çoğu yere ulaşabilir hissediyorsunuz. Bu oldukça güzel, ergonomik tasarlanmış bir kokpit var yani. Bu arada evet, çarpışma uyarı sistemi de yer aldığı için şu an bizi uyardı. Öndeki araçların dengesiz hareketlerinden kaynaklı olarak. PSA grubundan aslında alışık olduğumuz 7 inçlik bir multimedya ekranı var. Genelde dokunmatik hızı oldukça iyi ama bazen işletim sistemi yavaş kalabiliyor. İşte atıyorum klimayı açmak istediğinizde, geri görüş kamerası açıldığında vesaire gibi. Bazen yavaş kaldığı şeyler oluyor ama çok da sizi kısıtlayan bir durum söz konusu değil açıkçası. Buradaki tuşlar da bence oldukça kullanışlı ve fiziksel olarak da bir volüm tuşunun yerleştirilmiş olması oldukça güzel. Bu ergonomi durumlardan birisidir aslında. Bunu her videomuzda söylüyoruz. Pedal shift'ler yok. Bazen aracı sportif kullanmak istediğinizde pedal shift arıyorsunuz. Direksiyon simidi de bence oldukça güzel ve şık duruyor. Citroen'in bu direksiyon simidini seviyorum. 3 kollu. Gayet çapı da güzel. Tam böyle ele de oturuyor. Şu an aynı zamanda dış çekimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Günlerdir hava kötü olduğu için güzel havayı yakalayınca çekime çıktık. Direksiyon üzerindeki tuşlarla da çoğu şeyi yönetebiliyorsunuz. Multimedya olsun, işte ses açma kapama, önünüzdeki TFT ekranının ufak, artık böyle hesap makinesinden bozma diyelim, TFT ekranının menülerini de değiştirebiliyorsunuz. Yakıt tüketimi vesaire vesaire gibi. Burada yine PSA grubundan alışık olduğumuz bir cruise control sisteminin
tuş takımı var ki ayrı bir yere konumlandırılmış. Bunu artık bütün PSA modellerinden alışık olduğumuz bir parça bu zaten. Özellikle bu kelebeklerin geniş olması ve büyük olmasından kaynaklı olarak kör noktanız viraj içlerinde hiç kalmıyor. Onu da detay olarak ekleyeyim. Ve gelelim bir Citroen C3'ün içindeyken, B segmenti bir otomobilin içindeyken motoruna, sürüş özelliklerine, süspansiyonuna, yalıtımına ve konforuna, sonra da yakıt tüketimine gelip bu konuyu kapatalım. 1.2 litrelik yine PSA grubundan oldukça fazla alışık olduğumuz 3 silindirli motor görev alıyor ve EAT 6 otomatik şanzımanla, tork konvertörlü otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Şimdi EAT 6'yı öncesinde de kullanmıştım. EAT 8 de kullandım. EAT 8'e göre evet 2 oranta daha düşük bir şanzımandan bahsediyoruz. Daha eski nesil bir şeyden bahsediyoruz ama hep söylüyorum bunu. EAT şanzıman grubu tork konvertörlü şanzımanlar arasında gerçekten en sorunsuz, en sağlamlardan birisi. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 1.2 litrelik 110 beygir güç üreten PureTech motorla da oldukça iyi kombine edilmiş. Oldukça verimli çalışıyorlar birlikte. Yakıt tüketiminden bahsedeceğim birazdan. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu aracı şehir içinde oldukça sıkışık trafikte ve hiç dikkat etmeden kullandım. Ortalama 7.6 litrelik bir değer gördüm. Benzinli bir otomobil için, 3 silindirli bir otomobil için İstanbul gibi bir şehirde sıkışık trafikte bence oldukça makul bir değer. Uzun yola çıktığınızda bunu düşürmenizin tabii ki imkanı var. Ama şanzımanın sorunsuz olduğunu, sıkışık trafikte de olsa, akıcı trafikte de olsa güzel ilerlediğini söyleyebilirim. Bazı sportif isteklerinizi karşılamayabilir. Ama hani sportif bir isteğiniz varsa birazcık Citroen'in o oynak kıçı diyebiliriz aslında. Onunla eğlenmekle yetinmeniz gerekiyor. Viraja girdiğinizde kıçıyla birazcık oynayabiliyorsunuz. Hatta bir tık daha rahat oynatabiliyor. Tabii ESP'nin sizi tutması gecikmiyor. Bu tehlikeli boyutlar içerisinde şekillenmiyor. Ama yine de hani eğlenmek isterseniz viraj içinde artık becerebiliyorsanız belki sol ayakla, onu yapmak istemiyorsanız lift off gibi tekniklerle aracın kıçını ufak tefek böyle oynatıp eğlenebilirsiniz. Ha, bir B segmenti hafif yerden yüksek olmasıyla meşhur bir B segmenti otomobildi. Önerir miyim? Önermem tabii ki. Hani daha fazla hatch yönüne vurgu yapacak modeller var. Ne bileyim işte Yaris gibi, Fiesta gibi. Hani bunların şasileri de birazcık ona odaklı şeyler ama C3'ten bunu beklemek birazcık hata olur. C3 aslında şehir içinde konforlu sürüş sağlamak için tasarlanan, bunu amaçlayan bir otomobil. O yüzden bu otomobilin çok fazla böyle sportif tarafından bahsetmenin de bir anlamı yok. Ama hani dediğim gibi sportif bir şeyler beklerseniz birazcık eğlenebilirsiniz. Yalıtım konusuna gelecek olursak 3 silindirli motor olmasına rağmen motorun sesini böyle devre sonuna kadar dayamadığınız sürece duymuyorsunuz. Sadece çalışırken birazcık bazı homurtular, hırıltılar geliyor. O da aslında tatlı 3 silindir hırıltıları oluyor. Bence oldukça güzel, yani ruhunuza hitap ediyor. Merak etmeyin, rahatsız edici bir durum söz konusu değil. Start stop sistemi de düzgün çalışıyor. Rahatsız etmiyor ama bazen sıkışık trafikte hani böyle atik davranmak istediğinizde özelliklerin içine girip start stopu kapatabilirsiniz. O çok normal. Rüzgar yalıtımı konusuna geldiğimizde de hani B segmenti bir Citroen'den aslında daha kötüsünü beklersiniz gibi bir algı var. Ama bence oldukça yeterli bir rüzgar yalıtımı var. Yani 80-90'la giderken normal işte otoban hızları demeyelim de hani atıyorum E5 hızları, çevre yol hızları vesaire gibi hızlarda rahatsız edici bir ses gelmiyor. Aynaların da artık yani ufak yapısından kaynaklı, belki biraz da bir aerodinamik çalışmadan kaynaklı olarak aynalardan da herhangi bir ses almıyorsunuz. Bu arada şerit takibimiz bizi sesli olarak uyarıyor. Ama hani 110-120 çıktığınızda artık rüzgar sesi ve uğultu sesi gelmeye başlıyor. Birazcık da alttan böyle yolun sesini alıyorsunuz. Tıpkı şu an olduğu gibi. Yani B segmenti bir Citroen de bence oldukça normal. Yine de kaliteli asfalta geçtiğiniz an asfaltın sesini almıyorsunuz. Bu yol sesi birazcık kötü yolla alakalı bir durum. Onu söyleyebilirim. Turboda herhangi bir lag hissetmiyorsunuz. Sürüş özelliklerinden bahsederken bir de ondan bahsedeyim. Yani atik davranmak istediğinizde ayağınızın altında hazır bir gaz pedalı bekliyor. Tabii ufak motor olmanın katkılarından dolayı zaten böyle aman aman yükseklere çıkmanıza gerek kalmıyor tork gücünü vermesi için. Rahatlıkla hani böyle alt orta devirlerde gücünüzü alıp ilerleme kat edebiliyorsunuz. Hani sollamaya çıkmak istediğinizde falan da çok fazla üzülmüyorsunuz. Tabii bunların hepsi şehir içi hızlar içerisinde, şehir içi durumlar içerisinde bahsettiğimiz detaylar. Buradan zaten çok bahsetmiyorum artık. Klimayı bu ekranın içine hapsetme konusunda takık olduğumu artık videolarımı az çok izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bunu çok ergonomik bulmuyorum açıkçası. Ama hani ekran içine hapsedip kullanımı kolay bir sisteme sahip, yine de ekran içine hapsedilmesini sevmiyorum. O detayı söyleyeyim. Ama kullanımı rahat.
Süspansiyon konforuna gelecek olursak, arka taraf torsiyon olduğu için arka taraf birazcık size işlemleri duyurabiliyor. Yani bir rahatsızlık vermiyor süspansiyon olarak ama arka tarafın sesini birazcık duyuyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde ön tarafın hani aynı gelen engellerde, özellikle hani kasis gibi iki tekerin de aynı girdiği çukurlarda oldukça konforlu hissettiriyor. Yani B segmentinin en konforlu modelleri arasında girebilir ön tarafın sönümlemesi. Ama tabii dediğim gibi insan gibi hızlarda. Şimdi alıp C5'teki süspansiyon sistemi gibi alın 50 ile 60 ile buralara girin rahatlıkla diyemem, denilmez. Çünkü orada kademeli bir süspansiyon var ki C5'in süspansiyonu gerçekten oldukça başarılı. Tabii onunla aynı bir sistem değil ama yine de bir Citroen olmanın getirisi olarak ön süspansiyon oldukça iyi çalışıyor. Güzel, konforlu hissettiriyor. Size çukurları, engelleri çok fazla hissettirmiyor. Absorbe etmesi hızlı şekilleniyor. Sadece artık çok sık sık gelmeye başlarsanız, aracın işte artık torsiyon çubuğu olmasından kaynaklı ve süspansiyonun çalışma aralığı da sık sık çalıştığı için kısıldığından artık birazcık vurmaya başlıyor. Ama artık ona neyle girerseniz girin, o sıklıktaki çukurlarda bu şeyi alırsınız, yani bu durumu yaşarsınız. O da oldukça normal bir durum yani. Şimdi çok fazla eko kasamadım otomobille. Bazı aldığım otomobillerde hani sonuçta B segment olduğu için kullanıcı da bu otomobili ekonomik kullanmak isteyecektir. Bunu deneyemedim ne yazık ki. Ama dediğim gibi yakıt tüketimi konusunda çok böyle aman aman bir tüketim söz konusu değil. Oldukça aşağı düşürebilirsiniz. İdeal taraflara düşürebilirsiniz yani yakıt tüketimini. Şimdi bu otomobilin fiyat konusuna gelmek istemiyorum. Fakat 3 tane donanım seçeneği var. Donanım seçeneklerine ve fiyat listesine otomobillerin resmi sitelerinden bakmanızı her zaman öneriyorum. Çünkü şimdi biz bu videoyu çekiyoruz ve kurguda bekleyen videolarımız var. Videoyu ne zaman yayınlarız? İnanın şu an planımda net olarak belli değil. O yüzden olur da bir ay sonra yayınlarım. Fiyatta bir değişiklik olur. Videoda bu değişik fiyatların çıkmasını istemediğim için şu anda size ne zaman izliyorsanız bu videoyu girin ve otomobillerin kendi internet sitelerinden bu fiyatlara bakın diyorum. Çünkü şu an yani videoyu şu anda Ocak sonuna doğru çekiyoruz. B segmenti oldukça kızışmış durumda. Yeni 2008'in gelmesiyle birlikte Opel Corsa birazcık ondan sonra Clio'nun domine ettiği bir segmentte Kia Rio desen işte Koreli rakiplerde ortaya böyle çıktılar, gün yüzüne çıktılar vesaire. O yüzden dediğim gibi otomobillerin kendi resmi sitelerinden fiyatlarına bakmanızı gönül rahatlığıyla öneririm, ısrarla öneririm diyeyim. Bu arada aracın dolu paket olduğunu söyledim. Birçok özellik bu pakete özgü olarak geliyor. Ama işte cruise control, led farlar vesaire gibi standart olarak her pakette geliyor. Bu paketimizde koltuklar oldukça rahat. Yani C3'ün zaten koltukları çok rahat. Videonun başında bahsettiğim gibi arka koltuklarda, ön koltuklarda böyle yumuşacık, gerçekten üstünde uyursunuz yani, böyle arabayı bir yere çekip uyursunuz. Çok rahat, çok yumuşak koltuklar. Koltuk ısıtıcıları var. Fakat koltuk ısıtıcı tuşları koltukların buraya yanına yerleştirilmiş, böyle sanki bel destek tuşu gibi oraya yerleştirilmiş. Birazcık alışkanlık gerektirebilir. Bir de hani görmüyorsunuz sonuçta kaçıncı kademede olduğunu. Bazen böyle bir şey yapıp bakmanız gerekiyor. Ama alıştıktan sonra çok da sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Siz olsanız bu kadar kızışan B segmentinde hangi otomobili tercih ederdiniz? Fiyatları da göz önünde bulundurursak diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Görüşmek üzere. Bay bay.